حقيقه الاسلام تهيئه فكر في الاجابه عن الاسئله التاليه اذكر بعض اسماء الانبياء والرسل عليهم السلام او عليهم السلام هل يصح ان يؤمن الانسان ببعض الرسل ويكفر ببعض هل ارسل النبي محمد لكل الناس ما الدين الذي جاء به كل الرسل؟ الاسلام دين التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله الذي بعث الله به الرسل جميعا واولهم نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام والاسلام هو الدين الباقي الذي نسخ جميع الرسالات قبله قال الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو صالح لكل زمان ومكان وهو دين عام لجميع البشر لذا فقد تكفل الله تعالى بحفظه قال تعالى ان نحن نزلنا, نزلنا الذكر وانا له لحافظون والمسلم لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده وانما يؤمن كذلك بجميع الرسل الذين سبقوه. والمسلم لا يؤمن بمحمد وحده، وإنما يؤمن كذلك بجميع الرسل الذين سبقوه، قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون والإسلام يدعو إلى رفع الظلم عن الأفراد والمجتمعات لذا فقد انقادت اليه شعوب رغبة لا رهبة، فوجدت فيه المساواة بين الناس جميعا وان اختلفت الوانهم ولغاتهم وبيئاتهم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم لادم، وادم من تراب، لا فضل لعربي على اعجمي ولا لاسود على احمر. illa takva. Ee, İslam hakikati, İslam gerçeği. Ee, giriş, ön hazırlık. Aşağıdaki soruları cevaplamayı düşün. Salatu selam selam üzerlerine olsun, Nebi ve e, Resuller'in isimlerinin bazılarını bir kısmını söyle. E, i̇nsanın yani kişinin peygamberlerin, resullerin bazılarına inanması ve bazılarını inkar etmesi doğru olur mu? Peygamber Muhammed ya da Muhammed Peygamber e, tüm insanlığa, insanların tümünemi mi gönderildi. Tüm peygamberlerin ya da peygamberlerin tümünün getirdiği din nedir, hangisidir? İslam e, tevhid yani la ilahe illallahu Muhammedun resulullahi dinidir. Fakat cümlemiz burada bitmemiş. Ama burada La İlahe illallah Muhammed Resulullah tevhidin neliğini açıklıyor. Ne olduğunu. Dur efendim. Ellediği be'asıl Allah'ın tüm peygamberleri kendisiyle gönderdiği tevhid dinidir. İslam, İslam Allah'ın tüm peygamberleri kendisiyle gönderdiği tevhid yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dinidir. Onların ilki selam üzerine olsun e, Nuh'tur ve onların e, sonuncusu salatü selam üzerlerine olsun üzerine olsun, e, üzerine olsun e, Muhammed'dir. Ya da Allah ona salatü selam eylesin e, efendim Muhammed'dir. Buradaki e, dua cümleleri de ara cümlelerdir. Efendim. E, Teala de aynı şekilde. Efendim şanı yüce olsun Allah buyurdu. Allah katında din İslam'dır. İslam kendisinden önceki tüm mesajları burada mesaj din anlamında kendisinden önceki tüm mesajları nesheden yani hükümsüz hale getiren sonsuz dindir. Allah e, şanı yüce olsun. Allah buyurdu. Kim ya da her kim İslam'dan başkasını din olarak isterse e, ondan e, bu efendim tercihi kabul edilmeyecektir. Yani ondan bu din kabul edilmeyecektir. O İslam, İslam'dan bahsediyor. O her zaman ve mekan için uygundur. O insanların tümünü içine alan, kapsayan bir dindir. Bu yüzden Allah şanı yüce olsun. E onun korun korunmasını, e, onu korumayı ikisi şekilde de olur. E, üstlenmiştir. Şanı yüce olsun Allah buyurdu. Biz biz zikri indirdik ve biz onu koruyacağız. Müslüman sadece Muhammed'e Allah ona salatu selam eylesin. inanmaz inneme. Aynı zamanda aynı zamanda inleme. efendim kendisinden önceki peygamberlerin tümüne de inanır. Şanı yüce olsun Allah buyurdu. Din Allah'a bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Asbat'a indirilenlere ve Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve Rablerinden peygamberlere verilenlere inandık. Onlardan hiçbir arasında fark gözetmeyiz. Biz ona inanırız ee, efendim. İslam e, zulmün bireylerden ve toplumlardan kaldırılmasını bertaraf edilmesini e, bertaraf edilmesine çağırır, davet eder. İslam zulmün bireyler ve toplumlardan kaldırılması bertaraf edilmesini e, Efendim Savunur bertaraf edilmesine çağırır davet eder. Bu yüzden halklar ona korktukları için değil e, istedikleri için ya da korkarak değil isteyerek boyun eğdiler itaat ettiler. Ve onda yani İslam'da tüm insanlar arasında eşitlik gördüler, buldular. Renkleri, dilleri ve çevreleri farklı olsa bile olsa da Peygamber Allah ona salatü selam eylesin buyurdu, dedi. Hepiniz Ademinsiniz ve Adem topraktandır. Takva dışında takvalı olmak hariç hiçbir Arap'ın aceme ve hiçbir siyahın kırmızıya üstünlüğü yoktur. İslam gerçeği İslam hakikatı. Muzaf, muzafın ileyhten oluşan isim tanıması. Tehiyetun, master. Heyye, yuheyyu, tehiyetun. Fekir, fiil, emir fiili, faili gizli takdir ente. Fil icabeti anil esileti tehliyeti mefulun bi gayri sarih. Çünkü fekkere nesnesini fiil alır neyi sorusunun cevabını. E, Anel esileti tehliyeti de icabe, Mastarının mefulümü gayri sarı ögesidir. El ile et taliye ise sıfat tamlamasıdır. Harfi cerden sonra gelmiştir. Uzkur fiil fail geri kalanı mefulüm bih öbeğidir. Mefulüm bih öbeği muzaaf, muzaafın ile muzaafın ile ve atıf. İşte matuf aleyh, matuf oluşmaktadır. Aleyhimü selamu aleyhim haber, esselamu mübteda. Bir bütün olarak dua cümlesidir. Ara cümlesidir. Hel yesih ile başlayan ifadede yesih hu fiil geri kalan ifade müevvel mastar olup yesih hunu fiilinin fa'il öbeğidir. Müevvel mastar kendi içerisinde yu'minu fiili el insan faili bi ba'dır rusuli mefulun bi gayri sarı ögesi den oluşuyor. Sonra bu fiil cümlesine başka bir fiil cümlesi atfediliyor vav sayesinde. Efendim yekfuru fiili buradaki yu'mineye atfediliyor. E, nitekim bu fiilin e, efendim şu enle mansup olduğunu görüyoruz. Bunu sağlayan şu vav'dır. E, atı atıf harfidir. İsteseydik biz en yokmine peşinden ve en yekfura diyebilirdik. Bu durumda en yekfura ifadesi en yu'mineye atfedilmiş olurdu. Hepsi yine fail öbeği olurdu. Yekfur fiil, faili gizli bir bağıldın, mefulün bir gayri sarı ögesidir. Efendim, ögelere ayırdım. bunun hepsinin enle mastara dönüştüğünü belirttim. Elde ettiğim bu yapı fail öbeğidir. Yani bu iki nolu soru cümlesinde iki öge var. Fiil, Fail. Dışı irab açısından. Hel ursilen nebiyyü Muhammedun li kullin nasi ifadesinde ursile fiil mecut çatılı olduğu için en nebiyyü Muhammedun naib fail öbeği en nebi Muhammed bu bedel grubudur. Bedel mutabık türünden. Evet. Bunu Türkçe'ye biz Peygamber Muhammed diye tercüme ediyoruz ama Peygamber Muhammed tercümesi sıfat almasıdır. Fakat burada atıf şey bedel grubu var. Peki bedel grubunu nasıl tercüme edebilirim? E, uygun olduğu sürece Muhammed peygamber diyebilirim. Ama e, Türkçe'ye uygun düşmüyorsa o zaman uygun düşen bir yapıyla tercüme ederim. E, bunu e, buradan söylemek istediğim şu efendim bedel gruplarını biz genellikle sıfat tavlamasıymışçasına Türkçe'ye tercüme ederiz. Oysa bu sıfat tavlaması değil. Nasıl tercüme ediyorum ama? Peygamber Muhammed diye. Likullin nasi bu bedel grubu dedik. Naif fail Bey dedik. Likullin nasi ise mefulün bir gayri sarı ögesidir. Buradaki li ile anlamındadır. Ee, Muhammed peygamber e, insanların tümünemi gönderildi? Dört Ma burada haberdir. Ettiğinu lezi cebihi kullu rusuli. Fail e, müpteda Efendim burada cebihi kullu rusul ifadesi kendi içerisinde fiil, mefulun bir gayrı sarı ve fail übeyinden oluşuyor. Ve bu ellezi sayesinde nitelik bildiren e, isme, sıfat isme dönüşmüştür. Yani tüm peygamberlerin getirdiği demektir. Bu marife ve nitelik bildiren bir isimdir. Ettiğin kelimesinin sıfatı olabilir. Burada da zaten öyle yapılmış. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Bu tamlamanın tümü müpteda ve beyidir. El İslamu dinu tevhidi İslam müpteda dinu tevhidi haberdir. Buradaki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah bu tevhidin ne olduğunu açıklıyor atfı beğen diyebileceğimiz gibi bedeli mutabık da diyebiliriz. Tevhid ne? Bu. Bu ne? Tevhid. Efendim. Tevhid burada dinin muzafen ileyhidir. Sonra ellez, e, ellezili bir ifade var. Peşinden de cümle geliyor. Ellezi bu cümleyi marife sıfat isme dönüştürecektir. Be'atse Allah fail bihi mefulun bi gayrısarı er <laughs> rusule mefulun bi Cemiyan ise efendim onun tehkididir diyelim. Bu bir fiil cümlesidir. Ellezi bunu nitelik bildiren sıfat isme dönüştürdü ve burada dinin sıfat oldu. İslam Allah'ın tüm peygamberleri kendisiyle gönderdiği Davitt'inidir. Onların birincisi mübtedâ Nuh'un haberdir. Aleyhisselamu <gülme> haber artı mübtedadan oluşan dua cümlesidir. Ahiruhu <gülme> mübtedâ Muhammedun haberdir. Sallallahu aleyhi ve selleme fiil fail bir gayri sari sonra atıf harfi var. <gülme> fiil faili gizli. Bunun hepsi de bir dua cümlesidir. Ara cümlesidir itirazi cümledir. Kale fiil, tale efendim bu itirazi cümle ara cümlesi. E, failimiz gizli, takdiri huvedir. Peşinden gelen ifade kale fiilinin mefulün bih e, be'idir. Bu cümle inne ile başlamıştır. İnne, özne ve yükleme ismini ve haberini gerektirir. İnnet dine indallahi Allah katında din innen öznesi ismi El İslamu ve yükleme haberidir. Allah Allah katında din İslam'dır buyurdu. El İslamu mübteda peşinden gelen ifade haber olup müfret soyludur. Buradaki huve fasız zamiridir. Fasız zamiri efendim iki yani mübteda ve haber ikisi de marife olduğunda e, sıfat tanımlaması olmadığını daha baştan ifade etmek için araya getirilen bir ayrıştır. Bu huve bana şunu ifade ediyor. Benden önceki mübteda, benden sonraki haberdir. Yani ortada bir sıfat tanımlaması yok. Aslında huve olmasa da ben ses tonumla, virgülle bunu anlatabilirim. El-İslamu durdum. Et-dinul-baqi diyebilirdim e, olmasa da olur ama olursa şık olur dediğimiz yapılardan bir, bir tanesidir fasız amiri İslam müpteda, geri kalanı haber haber müfresoyludur elbaki burada dinin birinci sıfatıdır ellezî nesaka cemiyâ risâleti kablahu. bu da ikinci sıfatıdır şimdi ikinci sıfat ismi müfsüllü bir yapı sıla cümlesini ögelere ayıracağım içi yere tabir edeceğim nesaka fiil Faili gizli takdiri huvedir o da dine dönüyor. Cemiy seylet efendim. Kabla hu bu da mefhunün bir öbeğidir. Kendisinden önceki tüm mesajları, kendisinden önceki tüm dinleri hükümsüz hale getiren evet. Efendim, elledi nesaha bir bütün olarak nitelik bildiren isme dönüşmüştür. Çünkü isim mevsul kendisinden sonra gelen C'leri marife sıfat isme dönüştürür. Ve bunların sıfa doğru kullanımı çok yaygındır. Kale Allahu fiil fail teala ara cümlesi peşinden gelen iki noktadan sonraki ifade mefulün bir öbeği. Mefulün bir öbeği kendi içerisinde bakıyorum birçok bir ögelere ayrılacaktır. Men burada şart edatıdır. Şart edatı. Yeptegi gayrel islami dinen ifadesi bu şartın fiil öbeğidir. Felen yok belemin hu ise bunun cevap öbeği. Ne demek bu? Şart üslubu, şart cümlesi üç elemanlıdır. Şart edatı, şartın fiil kısmı, şartın cevap kısmı. Bunlardan oluşur. Tamam. Bu teknik açıdan şimdi ögeler ayıralım. Men müptedadır. Yeptegi gayrel İslami dinen. O zaman bu da efendim e, haberidir. Yeptegi fiildir. Cezm edatı men yeptegi'nin lamel fiilini düşürmüştür. Yeptegi iken ye düşmüş meczum olmuştur. Yeptegi fiil faili gizlidir men failidir diye düşünmüyoruz. Çünkü fiilin faili, fiilin önüne geçmez. Demiştik ki efendim. Gayrel İslami bu mefulün bihtir. E, dinen bunu e, efendim hal sayabiliriz. Evet. İslam dışında bir şeyi din olarak arayan, isteyen her kim olursa olsun e, ondan bu şey e, yaptığı bu işte e, onun bu dini kabullenmesi ondan kabullen, e, kabul edilmez. E, efendim yani o kişi e, kendini dindar zannedemez. Zannetse de e, onun dindarlığı makbul değil. Efendim e, Yükbel e, Lenden dolayı Mansup olmuştur. E, fiilin faili gizlidir takdiri huvedir. E, minhu da mefulun bir gayri sarı ögesidir. Huve mübteda salihun li kulli ve mekan ifadesi haberdir. Buradaki haberimiz müfret soyludur. O her zaman ve mekana uygundur. Elverişlidir. Huve dinun amun li cemi'i li o, tüm beşeri, tüm insanlığı kapsayan, içine alan bir dindir. Haberimiz müfret soyludur. Lize, mefulün liyecli yögesidir. Tekeffele fiil Allah fa'il Teala ara cümlesi, bi'hefzihi mefulin bi'kayrisar yögesidir. Kale Taala fiil fa'il, fa'il gizli Teala ise ara cümlesi. Peşinden gelen ifade bir bihübeyi. Bunu ögeleri ayırıyorum. Baktım inne ile başlıyor. O zaman innenin ismi ve haberi e, dememiz gerekiyor. Burada inna'daki na, innenin ismidir. E, efendim nezdel zikra ifadesi ise fi cümlesi olarak gelen haberidir. Nahnu'ya gelince bu nahnu, bu nanın lafzi tekididir. Evet. Şimdi haberi kendi içerisinde ögeleri ayırıyorum. Nezdel fiil na fail e, zikra, mefûlün bihtir. İnna daki na yine innen ismidir. Le hafizune lehu bu da müfreso ile haberidir. Buradaki lehu ifadesi şuradaki hafiz e, ismi failinin mefûlün bir gayrı sarihidir. E, efendim innenin haberi müfre Diyeceksiniz ki bu mefulün bir gayri diyorsun. E, yani cümle ögesi alıyor. E, buna rağmen innenin haberin müfre soylu olduğunu söylüyorsun. Evet öyle söylüyoruz. Çünkü bu fiilimsidir. İsmi fail e, efendim fiil gibi cümle ögesi alabilir. Ama sonuçta fiil değildir. İsimdir. Nitekim adı ismi fail. El Müslimu mübteda peşinden gelen e, ifade haberdir. Yo, haberi fiil cümlesi olarak görüyoruz. E, Yu'minu fiil bir Muhammed'in e, bir gayri sarı ögesi. Yu'minu fiil dedik. Faili gizlidir. Sonra mefulun bir gayri sarı geliyor. Vahdehu ise tek başına yalnızca anlamında e, efendim, hal ögesidir. Yani mübteda haber. Haberde fiil, fail, mefulun bir gayrı sarı hal ögesinden oluşuyor. Yu'minu fiil, faili gizli takdiri huve efendim kezelke de, de, de da anlamına gelen efendim bir e, ifade. E, bu kezelke cümle sonunda da olabilir. Aralarda da olabilir. E, efendim kezelke yerine eydan da diyebilirsiniz. Bunu tekit için gelmiş. Meful mutlak olarak görüyoruz. Efendim. Yok minu fiil faili gizli dedik. Cemiyar rusulillezine sebeguhu. Bu da mefulin bir gayri sarihtir. Yok minu fiilinin. Demek ki emene inanmak fiili neye sorusunun cevabını bi ile alıyor. Efendim burada er rusul kelimesi cemiye kelimesinin muzaaffin ile tamam. Peki el lezine sebeguhu ney? Bu da Er-Rusul kelimesinin müfret soylu sıfatıdır. Ellezine kendisinden sonraki cümleyi marife sıfat isme dönüştürmüştür. Sıla cümlesini ismi mevsuldan sonra gelen cehirlere sıla cümlesi denir. Ögelere ayıracağım. Sebeka fiil vav fail hu mefulün bir ögesidir. Onu geçti demektir. Ee, efendim o kim? Ee, efendim peygamber efendimiz. Onu geçti. Peki geçenler kim? Peygamberler. Yani peygam peygamber efendimizden önceki peygamberler. Nasıl dedik? Müslüman sadece Muhammed'e inanmaz. Aksine aynı zamanda kendisinden önce gelen, geçen, kendisini geçen yani kendisinden önceki tüm peygamberlere de inanır. Buradaki kendi ile kastedilen o, Muhammed Aleyhisselam'dır. Kale teale fiil fail efendim. dua cümlesi ara cümlesi dedik. Peşinden de mefulün bir öbeği geliyor. Mefulün bir öbeğini kendi içerisinde ögelere ayırıyorum. Kul fiil. Emir fiili. Wow fail. İki nokta üst üste var. İki nokta üst üsteden sonraki ifadeler sonuna kadar bu kul fiilinin mefulün bih, öbeğidir. Şimdi bu mefulün bir ni ögelere ayıracağım ne? e Amen Burada. Mazi fiil. Na. Faildir. Billahi ve me ileyne diye devam ediyor. Bakınız ben de devam ediyorum. Çizgim bitmiyor. Hala devam ediyorum. Görüyorsunuz. Buraya kadar. Hepsi arkadaşlar Âmene fiilinin mefulün bi gayrı sarı öbeğidir. Şimdi bir cümle sonra geldiği için. Ama ben bunları şimdi ögelere ayıracağım. Bi harfi cer Allah mecrur. Sonra atıf harfi var. Burada atıf Allah lafzına. Yani isteseydik biz ve bima diyebilirdik. Ama dememişiz. Peşinden gelen ifadeyi bi'den sonraki Allah lafzına atfetmişiz. Hepsinin başında bi var kabul ediyoruz. Bu ma ismi mevsuldür. Peşinden sıra cümlesi gelir. Unzile fiil. Hmm. Meçhul çatılı olduğu için naibi, faili, gizlidir. Hu ve İleyne mefulün bir gayrisarittir. Atıf harfi. Ma ism-i Peşinden gelen sıla cümlesini irab ediyorum. Unzile fiil, naibi, faili, gizlidir. Çünkü fiilimiz meçhul çatılı. İla İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbat bunların hepsi ilanın mecru röveyidir. İla artı mecuru öbeği bir bütün olarak unzile fiilinin mefulimli gayri sarıya geçilir devam ediyor buradaki ma ifadesi ve ma utiye derken buradaki e, Allah lafzını atfedebiliriz e, kendisinden öncekine de atfetmek mümkün ama iki tane görüş var ha buradaki ma unzileye atfet ha ma unzileye atfet ya da ha Allah lafzına atfet e, aynı şey fakat e, genel yaklaşım şu ee, çokça atıf söz konusuysa atfedilen ilk e, şeye atfedilir. Yani matuf aleyhtir. Ötekilerde hep matuftur. E, o sebeple dedik ya bunların başında hep bir var kabul ediyoruz diye. Ma isim mevsuldür. Peşinden gelen sıla cümlesini irab ediyorum. U diye fiil naivi faili Aa, naif faili buradaymış. Yok burada değil. Efendim naib faili gizlidir. Takdiri ve Peki Musa ve İsa ne? E, efendim bu da mefulün bih ögesi. Niye? E, çünkü ete yu'ti fiili çift nesne alır. Meçhul yapılınca bunun nesnenin biri naif fail olur. E, öteki de e, mefulün bih olarak kalır. Musa ve İsa atıf grubu u'tiye fiilinin mefulün bih mefulun bi ögesidir. Ve ma utiyen yune min rabbihim Efendim arkadaşlar biraz düşünmem gerekecek. Ve ma utiyen yune min rabbihim peygamberlerinden şey Rablerinden peygamberlere verilenler efendim diyor. Buradaki ennebiyyun kelimesini ennebiyyin şeklinde söylesek yine olabilirdi. E efendim bu durumda utiyenin naif faili gizli olurdu. Fakat burada açıkça zikredilmiş ennebiyyun utiyenin naif failidir. Min rabbihim mefulun bir gayri sarı ögesidir. Ma ise ismi mevsuldür. Şimdi Musa ve İsa'ya tekrar geri döneyim. Sonraki cümle yapısını dikkate alarak Musa ve İsa'nın Utiye'nin naif fail olması mümkündür. Fakat az önce yapmış olduğum e, açıklama da geçerlidir. E, efendim. E, kelime bilgisi verirken e, tekrar e, örneklendiririz, izah ederiz. La fiil faili gizli efendim beyni ahadim minhum bu da mefulün fih ögesidir. Beyne bir zarf olduğu için efendim mefulün fi ögesidir dedim. Nahnu mübteda lehu muslimuna haberdir müfresoylu soylu. Efendim muslimuna lehu ifadesindeki lehu muslimuna ismi failinin öne geçmiş mefulün bih-i saridir. Devam ediyoruz. <laughs> el i̇slamu mübteda peşinden gelen ifade haber olup fiil cümlesidir do fiil faili gizli takdiruhu ve peşinden gelen ifade ise mefulun bir kayrı sarı ögesidir. Daha davet etmek. Neye sorusunun cevabını genellikle ile ile efendim verir. Fiil fail mefulun bir kayrı sarı ögesi aldığı ögelerle birlikte hepsi İslam'ın haberidir. Lize bundan dolayı demek. de fiil ileyhi mefulun bir kayrı sarı eşyubu inkade fiilinin failidir inkade e, efendim itaat etti e, efendim boyun eğdi e, e, demek kabul etti demek meçhul çatırı değildir o yüzden şuub sözcüğün faildir Ragbeten, la rahbeten la rehbeten bu bir atıf terkibidir bakınız rehbeten kelimesi rahbetene la harfi sayesinde atıf harfi sayesinde atfedilmiştir e, bu mansup, e, o yüzden atıf harfinden sonra gelen kelime de mansup olacaktır. E, atıf harfinden sonra gelen sözcüğün irabını belirleyen husus, atfedildiği e, yapıdır. Mansup olunca o da mansup olmuş oldu. Şimdi buradaki rahbeten ve rehbeten ifadelerinin mastar olduğunu belirteyim. Tamam, e, mastar, mansup olarak gelmiş. Fakat bu mastar, inkade fiilinin mastarı değil. Eğer ingade fiilinin mastarı olsaydı ya da eş zamanlı, eş anlamlı bir mastarı olsaydı o zaman buna meful mutlak derdik. O zaman buna ne diyeceğiz? Aklımıza gelen ilk yapı mefulün ögesidir. Yani bir fiilden sonra bir mastar gelirse o o fiilin mastarı değilse o zaman aklımıza gelecek ilk yapı müfulün li oluşu e, olmalıdır. Fakat burada bunun meful mutlak sayılması da meful liyejli sayılması da mümkündür. Niçin? Efendim eğer rahbeten sebep bildiriyorsa bu mefulün liyejli ögesidir. Eğer sebep bildirmiyorsa düşmüş bir e, fiilin masup masları olarak meful e, mutlak ögesidir. Ve o düşmüş fiil ve aldığı bu meful mutlak ögesi bir bütün olarak e, zikredilmeyen fiillerle birlikte bu mastar bir bütün olarak hal ögesi olabilir. Hal ögesi. Burada e, mefulün olarak e, sayılması mümkün. E, efendim, hani o düşenlere dikkate almazsanız. Peki anlamında bir değişiklik olur mu? Tabii ki olur. Ben şimdi mefulliyeci olarak tercüme edeyim. Halklar ona arzuladıkları, istedikleri şey korktukları için değil arzuladıkları, kendileri istedikleri için boyun eğdiler. Bu şekilde yaptığında çeviriyi rahbeten la rahbeten atıf grubu mefulin lejdi öygesi olur. Eğer bunu düşmüş bir fiilin meful mutlakıdır düşmüş fiille bu meful mutlak bir bütün olarak hal ögesidir. dersem anlam şöyle olur. Halklar korkarak değil, arzulayarak, isteyerek ona boyun eğdiler, ona itaat ettiler. Çevirimdeki farkı hissettirebildiğimi umuyorum inşallah. <laughs> Ve fihi fihi'l musavat beyne'n nas cemian. Buradaki cemiyanı en nes e, kelimesinin e, sayalım. E, beyne de e, efendim muzaftır. Bu isim tanıması el musavat e, efendim. E, kelimesinin ki bu mastardır. Mefulün fi ögesi sayılabilir. Ele aldığımız yani şey bu mastar ve aldığı öge bir bütün olarak da vacede fiilenin mefulün bihi sayılır. Fihi ifadesine gelince bu da vacede fiilinin mefulün fih ögesidir. Peşinden bir hal geliyor. Sebile diye tercüme edebileceğimiz yapı. Renkleri, dilleri ve çevreleri farklı olsa bile. Bu vava, vav, hal, haliye deriz. Şimdi ögeleri ayırıyorum. İhtelefe fiil ve velvugatuhum ve biyetuhum atıf grubu e, bunun fail öbeğidir. Bakınız atfedilenlerin e, hepsinin merfu olduğunu görüyoruz. Çünkü elvan merfudur. Fiil fail. Hepsinin hal ögesi olduğunu e, söyledik. Peygamber e, kalenin failidir peşinden gelen e, ifade ise hadis ise mefulün bih öbeğidir. Sallallahu aleyhi ve selleme bir dua cümlesidir, ara cümlesidir dedik. Kullukum mübdeda li haber. Adem mübteda min turabin haber. Buradaki haberin her ikisi de şibit cümle sonra gelmiş. Çağır mecrur. Peşinden gelen la fazla li arabiyin ala acemiyin ve la li esvede ala ahmara ifadesi de fazla li arabi mübteda bi ale acemi haber efendim li esvet işte la'nın mübteda bi e, ale ahmar bu da haber fakat mübteda demiyoruz buna la'nın ismi öbeği diyoruz la Nafiyel cins isim cümlesinin önüne gelir o yüzden mübteda ve haberi ön plana çıkarmaya çalıştım la'nın ismi haberi la'nın ismi haberi Peki bir takva nedir? Bu da halvezedir. Ee, efendim, biraz sonra kelime bilgisine geçelim arkadaşlar. Kelime bilgisine geçelim. Hakikatul İslami İslam ifhal babından esleme fiilinin efendim mastarıdır. Müslüman oldu demek. İslam'da Müslümanlık anlamına geliyor. Hakikatun hakikat, gerçek, çoğulu hakaik. Tehiyetun bu tefil babından mehmuz bir bir fiilin e efendim mastarıdır. Heyyehu onu hazırladı demektir. Çokça tekrarladığımız için örneklendirmiyorum. Fekkera fihi e birini bir şeyi düşünmek demektir. Neyi sorusunun cevabını fiile verir. Tefil babından. Ecebehu ona cevap verdi. Anhu onun cevabını. Efendim bu da ifal babından ecvef bir fiildir. Suelun esiletun soru sorular e demek. Efiletun vezninde çoğulu. Zekara yezkuru zekara yezkuru yani birinci babtan salim bir fiil mücerred zikrun e, mazi muzari emrini verdim. Zekerahu onu zikretti, onu söyledi, onu andı e, demektir. Nesnesine direkt kalır. alır. İsmun esmeun e, isim ad nebiyyun peygamber e, en, enbiyeu o temin almıyor, gayrı musarif olduğu için. Resulun, elçi, peygamber, rusul. Efendim, kullu bu ve bat kelimesi, çoğu e, çoğu ço ço kere izafet tamlamasında, isim tamlamasında uzaf olarak e, gelir. E, kulluhum, tümü, hepsi, baduhum, bazıları bir kısmı e, demektir. Sahha sahih oldu. Yasihu sahih olur. Bu e, efendim lazım bir fiildir. E, doğru oldu, sahih oldu demektir. Sahatun. Emene fiili mazi ifal babından yu'minu iman efendim bu emene nesnesini direkt olarak alır inanmak neye sorusunun cevabını bi ile verir Ementu billahi Allah'a inandım gibi kefera yekfuru e, kufrun efendim inkar etmek demek olup nesnesini direkt al, alabildiği gibi kefera bihi inkar etti anlamında nesnesini neyi sorusunun kimi sorusunun cevabını bir harf ceriyle de alır. Kefera yekfuru kufur. Kefera bihi keferahu. Onu inkar etti. E, kabul etmedi. Demektir. Dinun din çoğulu ediyen bir de deyin var bu arada farklı bir anlamda borç çoğulu da ona göre farklı duyun şeklindedir. Efendim ennebi Muhammedun eğer bu tek bir kelime grubu olursa tek bir ögeye karşılık gelirse bedel grubudur. Ama eğer siz Muhammed'i öne peygamberi sonraya alırsanız ve tek kelime grubu olursa bu sıfat tamlaması oluşur. Burada bedel grubu var. Efendim ellezinin yani isim mevsullerin kendisinden sonra gelen c'leri ki bu isim cümlesi, fiil cümlesi, şifir cümlesi olabilir. Ellezi fissafi dediğimizde bakınız bunun anlamı sınıf. Şimdi fissafi sınıfta demek e, ellezi getirince artık nitelik bildiren bir kelime grubuna dönüşüyor. Sınıftaki, sınıfta olan. Artık bunu, bunu marife bir kelime istifade yapabilirsiniz. Ellezi, yektubu mesela yazan demek. Yazıyor, ellezi ile birlikte yazan anlamına veriyor. Karşı geliyor. Hatta bunun dengini de yazalım. İsim mevsul kullanmak istemiyorsun mesela. O zaman yektubunun şeyini kullan. Ee, malum çatılı olduğu için ismi failini kullan. Eğer siz e, elledi yukte bu diyecek olursanız meşhur çatılı, o zaman el mektup şeklinde ismi mevulunu kullan. Bunlar e, denktir e, birbirlerine. E, elledi yukte bu el mektup denilmek, e, efendim aynı şeydir bunlar. Yazılan demektir, yazılan efendim e, demektir gördüğünüz gibi ismi mevzul kendisinden sonraki c'yi e, nitelik bildiren sıfat isme dönüştürüyor e, el katip nitelik bildiren bir ismi faildir el mektup bu da nitelik bildiren bir ismi mefuldür. benzer bir durum sıfatı müşebbe de de söz konusudur ama ismi fail el katip demek istemiyorsun de o zaman el ledi yektubu el mektup demek istemiyorsun el ledi de bu de efendim daha da şık olur. Mesela Ebuhu Maridun bu bir isim cümlesi babası hasta ama bunun başına elleziyi getirirsen artık e, kelime grubuna dönüşür. Babası hasta olan şeklinde nitelik bildiren e, bir yapı elde edersiniz ve bu yapı bir bütün olarak marifedir. Ve bu marif olan yapı istenirse marife bir ismi sıfat olarak getirilebilir rahatlıkla. Ba'se yeb'asu yeb'a'su ba'sun efendim bu diriltmek anlamına gelir fakat çoğunlukla bu ilehi şeklinde onu oraya ona gönderdi anlamını verir. Yani bu erselehu onu gönderdi. Nereye? kime? İleyhi. Ona. İşte Be'ase Hasenun Risaleten mesela ile Ebihi Hasan babasına bir mektup gönderdi. Efendim bunu isterseniz Ersele Filil'le de ersale Hasenun Risaleten ile Ebihi şeklinde ifade edebilirsiniz. Evvel <laughs> birinci, ilki, ahir, bu da sonuncu, sonuncusu anlamını veriyor. Bakiye kaldı, ee, efendim devam etti, yani bitmedi, ee, efendim kaldı, ee, sonlanmadı anlamında ee, ya da bir yerde bulunmak anlamında, ayrılmadı anlamında kullanılır. Yepka, baka, bekaun. Efendim bu bunun ismi faili bâkî. Hatta mezarlarda ne yazar? Huvel bâkî. O kalandır. Yani e, herkes gidicidir, o kalandır. E, 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 ebedi olandır anlamını vermektedir. E, efendim bekiye fi beytihi evinde kaldı. Yani ayrılıp çekip gitmedi. Bunun emri ipka. İpka, meane mesela bizimle kaldı demek. Efendim zaman e, çoğulu ezminetun, mekan çoğulu emekin, emekin ya da emkinetun etun şeklinde efendim gelir. İptaka arzulamak e, istemek e, demektir. B, G, Y kök harflerinden oluşur. İft, i̇ftale veznindendir nesnesini direkt olarak alır. Yeptegi iptigaun Bunlar da masları. İftihar babından dedik. İptigahu onu istedi. Ee, anlamını verir. Evet, nesaha nesaha yen sihu neshun efendim bu kopyasını çıkarmak anlamını verir. Hatta nüsha diye bir sözcük var. Nüsha, kopya demektir. Hani bir kitabın her biri, mesela bin tane baskı yaptı değil mi? Her biri nedir? Diğerinin tıpkısının aynısıdır. Yani nüsha'sıdır, kopyasıdır. O yüzden nüsha, efendim, 100 tane adetten mesela veya bin tane baskı dediyse her birine denir. Nüsha, nusah şeklinde çoğul yapılır. Bu nesaha... Efendim bir hükmü iptal etmek, önceki hükmü ortadan kaldırmak anlamını da verir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de mesela nasih ayetler yani hükmü iptal edenler, bir de bunun mensuhu var. önceki ayetler o zaman mensuk olmuş oluyor. Sonraki gelen yeni hüküm getiren nasih öncekiler de mensuk oluyor. hükmü iptal edici, hükmü iptal olunan demektir. Nesaha fiilinin nesnesini demek ki direkt olarak alıyor. Mesela bu ayet şu ayeti etti. Yani hükmünü kaldırdı. Nesaha hu. Risaletun mektup demek. Mesaj anlamında da kullanılır. Efendim. Çoğulu resail olup burada din anlamını verdiğini söylemiştik. Kablehu ondan önce Badehu ondan sonra efendim demektir. Kabile kabul etti demek. Bunun dördüncü baptan olduğunu söyleyeyim. Yakbelu kubul. Kubul kabul şeklinde de okunabilir. E, kabilehu bakınız onu kabul etti. E, efendim yani reddetmedi. Bu istenirse kabile bihi şeklinde de kullanılabilir. Yani nesnesini direkt alabileceği gibi e, bir harf ile de alabilir. E, efendim e, nezzele, tefil babından e, muzarisi yünezzilu masları tenzildir. Nesnesini direkt olarak alır. Nezzelehu onu indirdi demek. Tekeffele bihi e, efendim sorumluluğunu üstlendi anlamına geliyor. Efendim kefalet ya da kefil e, bu kökten türetiliyor. Türkçe'de. Hafiza, yahfazu e, efendim hıfzun demek ki bu dördüncü baptan efendim hafizakallah deriz mesela. Allah seni muhafaza etsin e, gibi dua cümlesinde kullanılabiliyor. E, nesnesini direkt olarak alır. Burada masları vermiş. E, maslarını biliyorsanız anlamını da ezberlemek istiyorsanız efendim ile birlikte e, mazi ve muzarisiyle birlikte ezberlememiz gerekiyor. Aynı zamanda nesnesini nasıl alır? Onu da bilmemiz lazım. Efendim ben neye önem veriyorsam e, onu e, anlatmaya çalışıyorum. Yani e, fiilin ezberleyecekseniz kullanımını yani nesnesini nasıl alacağını bilmeniz gerekiyor ben nasıl ders anlatıyorsam o şekilde çalışmanızı tavsiye ediyorum neyse konuma dönüyorum salihun li bu bir kalıp bir şeye elverişli olmak efendim uygun olmak demek mesela elinize bir şey alıyorsunuz diyorsunuz ki herde salihun lil ekli bu yemek için uygun yani ne demek Yemeye uygun, elverişli yani yenilebilir. Eğer siz bunu olumsuz yapmak istiyorsanız çünkü elinizdeki o şey kokuk mesela kokmuş, o zaman herde gayru salihin lilekli yemeğe uygun değil, elverişsiz e, Niçin? E, çünkü kokmuş mesela e, efendim mesela diyorsunuz ki bu oda çalışmaya ya da yatmaya uyumaya efendim uygun, müsait, elverişli ya da değil ediyorsunuz. Hâzihil hurfetu bu oda. Leyset. Tabi bu leyseti en başa da alabilirsiniz. Önemli değil. Sâliha ten linnevmi. Bu oda uyumaya, elverişli, uyumaya uygun, müsait, değil. Dikkat ederseniz cümleyi olumsuz Yapabiliyorum. Ee, i̇şte isim cümlesini kurduktan sonra başına leyse getiriyorum. Ya da şuradaki salih uygun elverişli anlamına geliyor. Bunu da olumsuz yaparak cümleye olumsuzluk kazandırabiliyorum. Herde hayrul salihin, gayr salihin zıttı ee, anlamı elde ediyor. Salih olmayan, elverişsiz. Hani alternatifiniz var onu demek istiyorum. Tekeffelenin tefaul babında olduğunu e, tahmin etmişsinizdir. E, efendim. Zaten ben önce maziyi söylüyorum, sonra muzari. Maziden e, efendim o fiilin babını çıkarabilirsiniz. E, Tabi babları ezberlediyseniz. Emene bi demiştik. Buradaki vahdehu tek başına demek olup e, bu münferiden anlamında genellikle hal olarak e, kullanılır. E, tek başına demek Tek başıma demek isterseniz tek başıma çıktım gibi VAHDI sen tek başına çıktın VAHDEKE yani sonundaki zamiri değiştiriyoruz. Mesela tek başlarına diyeceğiz VAHDEHUM ya da VAHDEHUNNE tek başlarına efendim Sebaka efendim geçti demek bu nesnesini direkt olarak alır. sebakani beni geçti peki beni hangi konuda geçti mesela efendim şöyle diyelim benden önce okula vardı değil mi benden önce okula vardı bunu sebaka fiiliyle sebakani ile medreseti şeklinde anlatabilirsiniz e, sebakani İlen Necai benden önce başarıya ulaştı. efendim. Bu sebaka'nın şöyle bir kullanımı da var arkadaşlar. Sebaka artı mastar. Sebaka en zurtu mesela. İzmir. Şimdi İzmir zurtu İzmir İzmir'i ziyaret ettim demek. Peki en zurtu İzmir ziyare İzmir'i ziyaret etmem edişim demek. E sebaka bu da geçti. Buradan yola çıkarak tabi Türkçe anlamını bulmak biraz zor ama bunu daha önce İzmir'i ziyaret etmiştim anlamına gelir. Daha önce İzmir'i ziyaret ettim ya da etmiştim. Yani İzmir'i ziyaret, ziyaret etmiş olmam daha önceden geçti. İşte daha önce İzmir'i ziyaret ettim. Sebeka en kultu leke. Sana daha önceden dedim demiştim. Evet. Çok çok kullanabilirsiniz bu yapıyı. Bu durumda Enzurtu İzmir ifadesi sebekanın faili bir olacaktır değil mi? Mövvel mastar olarak efendim e, gelmiş. Gördüğünüz gibi mövvel mastar e, da fiil malum çatı şey e, mazi de olabiliyor, muzari de olabiliyor. Kitaplarımızda niye muzari veriliyor? Çünkü en muzari nasıl ederdi onun için. Peki niye mazi verilmiyor? E Çünkü mazi fiiller mebni yapılar ya. E, efendim. Ama mazi ile muzari fiil cümlesini en mastarlaştırabilir. Peki maziyi mastarlaştırdı ne olur? E, bitmiş eylemli bir mastar elde edersin. Muzari koyarsan ne olur? En onu nasip birlikte bitmemiş eylemli bir mastar elde edersin. Şimdi niye biz burada zurtu dedik? Çünkü ziyaret etme daha önce gerçekleşti. O yüzden zordu. Kale, yagolu, kaul, bu nesnesini direkt olarak alan bir fiil. Kale hu. Buradaki hu'nun tırnak arasında efendim geldiğini görürüz biz. O yüzden şu hu'yu siliyoruz. Şu tırnak arasındaki ifade Kale'nin nesnesi olmuş oluyor. Her türlü şeyi bu iki tırnak arasına koyabiliriz. Mefulün bir olarak. Sebaka dedik. Evet. Kale yekulu kul kulu amenne. Enzele. Efendim indirdi demek. Enzelehu onu indirdi. onu indirdi. Yunzilu inzelun. Nesnesini direkt olarak alır. Peki diyeceksiniz ki burada ile ile almış. Efendim o ile neyi sorusun cevaplandırmıyor ki? Enzelehu onu indirdi. E burada o kime indirildi? Ala ile ya da ile ile kullanılabilir. E efendim. Yağmur indiriyorsa mesela enzalallahu aleyne mataran mesela ya da meen. Allah üzerimize su indirdi. Yani yağmur yağdırdı. Efendim enzele malum çatılı. Peki meçhul yapalım bunu. Mazi olduğuna göre sondan bir öncekini kesir alırız. Daha önceki tüm harekeleri varsa damveleriz. Elde ettiğimiz yapı indirdi anlamına gelen enzelenin indirildi anlamına gelen meçhul halidir. Muzaride peki nasıl yapıyoruz? Kaidemiz orada da basit. Son, sondan efendim bir öncekini fet alıyoruz. Neyin sondan bir öncekini? Önce malum çatılısını bilmemiz lazım. E, sondan bir öncekini fetalarız. Hiçbir şeye dokunmadan sadece baştaki muzarlık harfini dammeleriz. Elde ettiğimiz yapı yunzilu indiriyor anlamına gelen malum çatılı fiilin e, in, e, indiriyor indiriliyor anlamına gelen meçhul çatılı halidir. Yunzelu. Ferraka Efendim ayı ayırdı e, birbirinden ayırdı demek. E, bu biçim fiziksel olarak da birbirinden ayırır. Mesela kavga ediyor iki kişi. Ferraka <laughs> beynehuma işte ya da beyne'l <laughs> hasmeyni iki rakibi, iki e, hasma birbirinden ayırdı. E, fiziksel değil de e, manevi ayrım için de kullanılır. Lanferrugu <laughs> Efendim beyne ev, çocuklarımız arasında ayrım yapmayız. Ferraka yuferriku tefrik. Bu fe ra, kaf harflerinden tefil babında türetilmiş bir fiil. Ha şurada bir fiilimiz vardı. Onun üzerinde durarım. Şimdi ete geldi demek ete. Bunun muzarisi yeti. Masları da ityen. Ete geldi. Efendim ete nesnesini direkt olarak alabilir. Etehu ona geldi. Ete ilehi ile de alabilir. Ona geldi demektir. Ben tabi şu an ifal babına koyacağım bunu. Yani efale veznine sokacağım. Şimdi ete baş tarafına bir hemze getirince efale veznine koyunca ses değişimleri bunu ete'ye dönüştürür. Bunun muzarisi yu'ti. Mastarı ise ite. İfaal vezinde. Efendim ete verdi demek. Eota gibi. Her ikisi de çift nesne alabiliyor. Mesela eota Hasan'un aliyen kalemen. Hasan Ali'ye bir kalem verdi. İsterseniz ete Hasan'un Aliyen kaleme şeklinde söyleyebilirsiniz. Hasan Ali'ye bir kalem getirdi, verdi. Peki. Şimdi ben bu burada. Hasan'ı düşünür, düşürürsem ee, efendim ve e -te fiilini meçhul yaparsam u kiye meçil yaptım. E, bu durumda faili yani et'nin failini düşürüyorum. Ama her fiilin merfu bir e, elemanı ögesi olmak zorunda. Bunlardan bir tanesi merfu olacak ki her cümlenin öznesi olsun Türkçe söylemek gerekirse. Arapça söylemek gerekirse merfu bir ismi olsun. İşte Hasana e-T'nin faili derken faili düşürüp meçhul hale dönüştürünce merfu yapılan isme ki o gerçekten mefulün bihtir efendim efendim naibi fail diyoruz. Türkçede de sözde özde diyoruz. E-T çift nesne alırken meçhule dönüştürünce artık bak tek nesne alır hale geldi. Şimdi burada da o yüzden utiyen ne dedim. Baktım Ennebiyyûne Utiye'nin merfu ismi olarak getirilmiş. E, o zaman e, bu onun naib failidir. Ama Utiye bir nesne alabilir. E, burada zamir olarak buna e, şey yapılmamış. işaret edilmemiş. Yani bu Utiye'hun Nebiyyûne denilebilirdi. Şimdi şuradaki Ma Utiye Musa ve İsa'ya gelelim. Arkadaşlar Buradaki utiyenin merfu ismi huve takdir edilerek Musa ve İsa kalemen gibi mefulün bir sayıla bilir ya da Musa ve İsa şuradaki gibi ennebiyyun kelimesinin merfu yapılması gibi efendim merfu naibi fay sayılabilir. ve bu durumda Hutiye'nin kaleme karşılık gelecek nesnesi zikredilmemiş olur efendim. O yüzden şöyle de utiye en şeklinde de söylenilebilir. En şeklinde söylersek işte kalemene karşılık mefulün bir olur masup. Peki utiyenin naibi faili nerede dersek o gizli huvedir deriz. fiili davet etti, çağırdı demek. Kimi sorusunu direkt olarak neye sorusunu ile ile bazen de li ile verir arkadaşlar. Dahu ileyi onu ona çağırdı. Tabii kime e, kimi çağırdı? Bazen zikretmeyebilirsin efendim. Her mesela doğruluğa çağırıyorum. Kimi? istersen herkesi diyebilirsin ya da ali diyebilirsin. Cümle kurarken hangi ögeyi söylemek istiyorsan Söylersin. Söylemek istemiyorsan Söylemezsin. Dea kimi sorusunun cevabını direkt olarak verir. Nereye, neye sorusunun cevabını da Genellikle ile ile verir. İle yerine li'nin kullanıldığı da Olur. Refa Onu yükseltti Kaldırdı demek. Efendim eğer an ile Kullanırsanız, onu, ondan uzaklaştırdı, bertaraf etti anlamını verecektir. Ferdun, çoğulu, efradun. Bu arada biz dağ fiilinin diğer çekimlerini söylemeyi unuttuk. Da yed'u, davetun. Efendim, çağırmak anlamında, hatta dua etmek anlamında, du'a'un masları da e, kullanılır. Müctemeun toplum demek. Çoğulu atekiledir, düzenlidir. de efendim işte itaat etti. E, e, boyun eğdi. Hatta burada girdi anlamı bile verilebilir. E, şabun bu ingade fiilinin kök harfleri gavededir. Ki gade sürdü, komuta etti, yönetti demektir. Hani hayvanları sürersin, otomobili sürersin, uçağı sürersin. Gade fiilini hep kullanabilirsin. Gavede kök harfinden Madem onun kök harfini verdik. Gade yegudu gıyadetun. Kullanımı da yazalım. Gadehu Onu sürdü komuta etti. Demektir. Ragibe bak dördüncü Yer Yergabu ragbetun. istemek demek, arzulamak demek. Neyi sorusunun cevabını fiile verir. Eğer anla kullanacak olursanız tamamen farklı bir anlam elde edersiniz. İstememek. Mesela ene ergaba anke. Ene ergaba an il ekil. Seni istemiyorum. Yemek istemiyorum. Ama ergabu fil ekil. Yemek istiyorum. İşte ergabu fil necah. Başarmak istiyorum. Rehibe, yerhebu, pardon rehibe değil, rehebe, yerhebu, rehbetun, e bu da korkmak demek. Nesnesini direkt olarak alır. Rehebehu ondan korktu. Vacede buldu demek. Nesnesini direkt olarak alır. E, yecidu vücden mazis ve masları. Maz maz Seve yüsevi bu da eşitlemek, denk görmek demektir. Masları müsavat denklemek. Savaş beynehuma mesela aralarını buldu, birbirine eşdeğer yaptı, eşitledi diyebilirsiniz. Mesela bir çuval portakal aldınız, kefenin bir tarafına bir, bir biraz diğer kısmına biraz koyuyorsunuz, denkliyorsunuz ya. Ha birbirine eşitlemek efendim anlamına e, geliyor. Bu arada matematik işleminde de eşittir e, anlamında e, kullanılır. Mesela vahit ve 1 yani bir artı bir buradaki v, ve artı anlamına geliyor. Bir artı bir. Şimdi eşittir diyoruz ya buna yüsevi isneyin. Eşittir isneyin. Yani bir artı bir ikiye eşittir. E, efendim demektir. İhtelefe e, farklı oldu. E, huz, e, oldu demektir. E, ihtelife. anlaşmazlığa anlaşmaz daha düşmek de demek. Çeşitli oldu da demek. Leun elvan renk. Lugatun dil. Lugat etun çevre bir et toprak demek e, Çoğula ihtiyacınız olursa bu e, etbetun şeklinde kullanabilirsiniz em... Evet bitti arkadaşlar. Burada acemi deyince hemen ecnebi aklımıza geldi. Madem geldi söyleyelim. Ecnebi yün yabancı demek. Ece yani bu bu da onun eee çoğulu. çoğuludur. E, efendim. Esvet, siyah, ahmar kırmızı bunlar e, renk demekti ve bunların eğer müennesini bilmek isterseniz efal vezinde getirilir ve sevde o ahmaru hamra o ıı, denilir. Temvin almaz. Gayrı musarif ee, i̇nşallah istifade edeceğiniz bir şeyler bulursunuz. Bir sonraki derste görüşürüz inşallah.